Çok değerli Genel Başkan, Baş Danışmanımız ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Ramiz Ongun Bey, çok değerli Kurucular Kurulu üyemiz Sayın Tuğba Tapsız hanımefendi, İl Yönetim Kurulu üyelerim ve İl Başkan Yardımcılarım, Deva Partisi ilçe başkanlarım, bugün katılımları ile bizleri onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir İlçe Başkanım, İyi Parti İlçe Başkanım, Yüreğir Belediye Başkan Adayımız, Millet İttifakı Adayımız Sayın Kamuran Karaca, Saadet Partisi İlçe Başkanımız, Pir Sultan Abdal Derneği Yüreğir Şube Başkanımız, Yüreğir Emekliler Derneği Başkan Adayımız, değerli misafirler ve basınımızın güzide mensupları, Yüreğir ilçe birinci olan kongremize hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyorum gençliğinize. Şimdi benim için de nostaljik bir gün. Ben de siyasete Yüreğir'de, bu ovada aynı böyle gençlerimiz gibi başlayan birisiyim. Tabii ilk siyaset hamurunu aldığımız yer Yüreğir. Siyaset terbiyesini öğrendiğimiz yer Yüreğir. O zaman Yüreğir'le Sarıçam da beraberdi, henüz bölünmemişti. Yüreğir tek ilçe, Seyhan tek ilçeydi. Merkez ilçe, iki merkez ilçe vardı Adana'da. O zaman Yüreğir'in de 14 beldesi vardı. Ve gerçekten biraz önce Hasan Bey de bahsetti. Yüreğir genel olarak Adana'da siyasetin öğrenildiği yerdi. Genel olarak baskın siyasetçileri, güçlü siyasetçileri hep Yüreğir çıkartır. Diğer ilçelere ithal ederdi. Hatta işte birçok ilçe başkanı ilk önce Yüreğir'den diğer ilçelere başkan olurdu. Ben de mesela Yüreğir'de siyaset yaptım. Daha sonra Seyhan ilçe başkanı görevine geldim. Bu anlamda gerçekten de bugün Yüreğirli hemşerilerime buradan hitap etmek benim için de ayrı bir onur, ayrı bir gurur. Eski günlerimizi yaşadık bu topraklarda. Şimdi tabii Yüreğir siyaseti belirleyici bir ilçe, siyaseti seven bir ilçe. Yüreğir'de siyaset yapmanın kolaylıkları da var, zorlukları da var. Evet, Yüreğir'de yüz yüze siyaset önemlidir. Yüreğirli ilgiyi, alakayı sever. Yüreğirli ilgi bekler. İlgi görmese de çabuk küser. Böyle bir özelliği vardır. İlla Yüreğir böyle birebir dokunulmayı sever. Ziyaret edilmeyi sever. Kahvede beraber çay kahve içmeyi sever. İyi gününde, kötü gününde yöneticileri, siyasi parti üyelerinin yanında görmek ister. Böyle bir ilçemiz. Dolayısıyla inşallah Yüreğir ilçe başkanımız Hamza Milli Başkanlığı'nda Yüreğir İlçe Yönetim Kurulumuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu başarılı çalışmalarını yürütecektir. Siyaset o anlamda da Yüreğir'de keyiflidir. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi siyasetin dinamik olduğu bir yerdir. Türkiye olarak baktığımız zaman da arkadaşlar, şu anda Cumhuriyet tarihinin belki de en kötü günlerinden geçiyoruz. En kötü günlerinden. Şu anda bakıyoruz, yönetim alanında her yerde bir yozlaşma var. Her kurumda bir yozlaşma var. Her kurumda bir ciddiyetsizlik var. Ve vatandaşın artık devlet kurumlarına olan güveni hiç kalmamış durumda. Vatandaş devletine güvenemiyor. Vatandaş TÜİK'in açıkladığı raporlara güvenemiyor. TÜİK'in açıkladığı istatistiklere güvenemiyor.
Vatandaş Merkez Bankası rezervlerine inanamıyor, güvenemiyor. Çünkü her alanda bir gizlilik, her alanda bir hatanın, kusurun üzerine örtme siyaseti var şu anda. İşte şu anda tüm bunlardan dolayı ülkemizin geldiği durum ortada arkadaşlar. Bakın, şuna dikkat çekelim. Son iki yıldır yaşanan pahalılığın farkındayız değil mi? İliklerimize kadar hissediyoruz değil mi? Son iki yılda neredeyse her şeye %100 civarında zam geldi. Her şeye. Arabasından tutun, evinden tutun, normal çocuklarımıza alacağımız bir tablete, bir bilgisayara bile %100'ü aşan oranlarda zam geldi. Artık elimiz hiçbir şeye gidemez duruma geldi. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Doğru mu? Peki arkadaşlar, biz bugünlere nasıl geldik? Türkiye ne oldu da bu kadar anomalinin yaşandığı bir zamana denk geldi? Bakın, konuşmamın başında şunu söyledim. Türkiye olarak belki Cumhuriyet tarihinin en zorlu günlerinden geçiyoruz dedim. Niye dedim biliyor musunuz? Mesela şu anda Yüreğir'deyiz. Yüreğir Ovası'ndayız. Tarımın kalbindeyiz. Hem Çukurova tarımının kalbindeyiz, hem Türkiye'ye yön veren önemli ovalardan birindeyiz. Yüreğir Ovası'ndayız. Bakın, sadece dün %46 azotlu üre gübre 4500 TL'den 6500 TL'ye çıktı. %25 zam. Bir günde. Daha acısını söyleyeyim. %26 azotlu can gübre 2300 TL'den 3600 TL'ye çıktı. Bir günde, dün geldi zam. %60 zam. Ya bir günde %60 zam ne oluyor ya? Bu Cumhuriyet tarihinde biz böyle bir şey görmedik ya. Bu çiftçi, bu sanayici neye göre hesap kitap yapacak? Hem de ne zaman geliyor bu? İşte bizim şu anda ovada tam buğday ekime, buğday ekimine başlayacak. Bir gübreye %60 zam gelir mi ya? Bir günde. Bakın arkadaşlar, vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Üretici üretmek istemiyor. Çiftçi ekmek istemiyor. Gerçekten, çünkü şu maliyeti çıkaracak mı bilmiyorum. Geçen yıl patates tarlada kaldı. Soğan tarlada kaldı. Karpuz tarlada kaldı. Bu kadar bir maliyeti toprağa gömüp emek büyütüp sonra o ürünü satamamak ne kadar acı biliyor musunuz? Ne kadar acı. Ama bakıyorsunuz şu anda hükümeti yönetenlerin bununla ilgisi yok. Bu ülkenin vatandaşları şu anda açlık sınırının altında. Emeklilerimiz Türkiye'de açıklanan açlık sınırının altında maaş alıyor. Öğrencilerimiz üniversiteyi kazanıp kayıt yaptıracak para bulamıyor. Para bulsa kalacak yer bulamıyor. Parklarda, bahçelerde yatıyor öğrencilerimiz. İstatistiklere bakın. Tüm istatistikler yerlerde sürünüyor. Her şey yerlerde sürünüyor. Öğrencilerimiz yerlerde yatıyor. Hükümete sorsak diyor ki ülke şahlanıyor. Arkadaşlar, işte bu kadar kopuk bir iktidar var başımızda. Tüm göstergeler bu kadar yerlerdeyken her gün televizyona çıkıp şahlanıyoruz diyecek kadar kendi vatandaşının, kendi emeklisinin, kendi çiftçisinin, kendi öğrencisinin durumunu bilmeyen bir iktidar var bugün. Ne görüyoruz? Ya biz her şeyi yaşıyoruz. Nereye şahlanıyoruz biz? Kim şahlanıyor? Evet, senin bir 3-5 tane müteahhitin var. Onlar şahlanıyor. Onlar uçuyor. Onlar servetlerine servet katlıyor. Onu görüyoruz. Ama emin olun ki bu ülkenin vatandaşı her gün daha da geriye gidiyor. Her gün daha da geriye gidiyoruz. Alım gücümüz her gün daha da düşüyor. Bakın, geçtiğimiz perşembe günü faiz kararı açıklandı. Ondan öncesinde bu ülkede televizyon izliyorsunuzdur, haberleri izliyorsunuz.
Bir tane ekonomist bile, bir tane ekonomist bile yani faiz indirimini olumlu bulmadığını net olarak söyledi. Ya ekonomi bir bilim, bir bilim. Ekonominin temelleri var, ekonominin kuralları var. Siz ekonomide öyle duygusal hareket edemezsiniz. O bilimin kurallarına göre hareket etmek zorundasınız. Ne oldu? Ne oldu? Her şeye rağmen sadece sarayı dinlediği için Merkez Bankası Başkanı ve heyeti faiz indirimine gitti. Ne oldu? Dolar 8.88 ile tekrar rekor kırdı. Biz sadece dün hepimiz %2 yine fakirleştik. Peki faiz indirimi kime yarıyor? Evet, faiz şu anda Avrupa'nın en yüksek faizi. Yüksek faizle de mücadele etmek lazım. Ama bu faizle mücadele edin derken birkaç müteahhiti elinde kalan yapı stoğunu eritim derken vatandaşı da bu pahalılık canavarının altında ezdirmemek gerekiyor. Şu anda iktidarın durumu şu arkadaşlar, net söyleyeyim. Benim yandaşlarım, benim müteahhitlerim, benim 3-5 maaş alan, bir yerden 5 maaş alan bürokratlarım kalkınsın, vatandaş ne olursa olsun. Şu andaki durum o, ona doğru gidiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün geldiğimiz noktada Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan ve arkadaşları işte bugünleri o zamandan gördüğü için ayrıldılar. Çünkü ülkenin bugününe kolay gelinmedi arkadaşlar. Bugünün gelmesinin sebebi ilk önce liyakatsız kadrolar geldi. Liyakat hiçe sayıldı. İlk önce işi bilmeyen, ancak biat eden, söz dinleyen ama işi bilmeyen kadrolar ekonominin, SGK'nın, hazinenin başına geldi. Yıllarca bu ülkeyi bu şekilde yönettiler ve en sonunda da ülkeyi işte bugün bu duruma getirdiler. Bakın arkadaşlar, bir söz var, ne der? Bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Eğer biz bugün bu kötü duruma geldiysek, bu kötü durumun sebebi yukarıdaki kötü yöneticiler ve onların atadığı liyakatsız bürokratlardır. Onlar bizi bugüne getirdiler. Bakın, bir günde artık %60 zamların konuşulduğu bir ülke haline gelmiş duruma düştük. Kimsenin borç vermediği, kimsenin bize herhangi bir güvenin olmadığı bir duruma düştük. İşte bunu gören Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan ve arkadaşları o zaman defalarca uyarmalarına rağmen bu kötü gidişi görmüş, ülkenin bu gittiği durumu defalarca bildirmiş, bakanlığı döneminde dahil kötü durumu bildirmiş ve en son sözü dinlenmeyince arkadaşlarıyla beraber ayrılıp yeni bir Deva Partisi'nin kurulmasına vesile olmuşlardır. Arkadaşlar, Deva Partisi de bir ihtiyaca binaen kurulmuş bir partidir. Bizler Deva Partisi'ni bu milletin umudu olarak kurduk. Çünkü gerçekten eğer Deva Partisi de olmasa, baktığınız zaman bu ülkede acaba gelecekte ne olur, nereye giderim diye milyonlarca seçmen var. Şimdi bu anlamda arkadaşlar, taşın altına birilerinin elini koyması gerekiyordu, taşın altına. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Çok değerli bir genel başkanımız var. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan. Dışişleri Bakanlığı yapmış. Dışişleri Bakanlığı sırasında gerçekten de Türkiye'yi saygınlık derecesine yükselten bir dış politika oluşturmuş. Daha sonra Avrupa Birliği Bakanlığı yapmış, baş müzakerecilik yapmış. Avrupa Birliği Bakanlığı sırasında Avrupa Birliği ile müzakereleri başlatmış, fasılaları açtırmış. Avrupa Birliği'nin tüm müktesabatını avcunun içi gibi bilen bir bakanlık yapmış ve çok da başarılı bir bakanlık yapmış. Hatta
Sayın Genel Başkanımızın Avrupa Birliği Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye kesin Avrupa Birliği'ne doğru gidiyor. Türkiye'nin yolu Avrupa Birliği diye dünya ülkelerinden milyonlarca dolar fon Türkiye'ye atmıştır. Çünkü Türkiye'ye bir hikaye yazılmıştır orada, başarılı bir hikaye. Bunu gören yatırımcılar Türkiye'ye adeta koşmuştur. Daha sonra ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmıştır bizim Sayın Genel Başkanımız. Ekonomiden sorumlu olduğu dönemde Avrupa'da yaşanan mortgage krizine rağmen bir tek bile banka batmamıştır. Onun mali disiplini sayesinde. Bakın, şimdiki gibi dolar bir gün %3-5, %10 artıp ertesi gün düşme diye bir şey olmamıştır. Her şey stabil olmuştur. Türkiye'nin IMF'e olan borcunu Sayın Genel Başkanımız bitirmiştir. Bakın, yıllardır borçlanan bir ülkenin, bırakın borç almayı, borcunu bitirmiştir. Sayın Genel Başkanımızın döneminde biz bazen şimdi esnaf arkadaşlarımızı geziyoruz. Sayın Genel Başkanımıza hep diyorlar ki Allah razı olsun biz ne aldıysak sizin zamanınızı aldık. Ben girişime başladıysam sizin döneminizde aldım diyor. Sayın Genel Başkanımızın ekonomiyi yönettiği zaman. Bakın Sayın Genel Başkanımız uzun yıllar başbakan yardımcılığı yapmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'na girmiştir. Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunmuştur. Yani şunu demek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızda bilgi, birikim, tecrübe, devlet adamlığı ne ararsanız hepsi vardır. Bugün buradan sesleniyorum. Tüm kriterlere göre bakın, Türkiye'de bu bilgi, birikim, tecrübeye sahip başka bir devlet adamı yoktur. Ali Babacan bu devletin yetiştirdiği, gerçekten de kendini kanıtlamış, bulunduğu her makamda kendini kanıtlamış, çok güzel işler yapmış, başarı hikayeleri yazmış bir devlet adamıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, bu devleti yönetmede başka bir kişiyi aramaya gerek var mı? Bu devletin eğer başına birisi gelecekse arkadaşlar, hangi partiye mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın Sayın Ali Babacan'la birleşmesi gerekiyor bana göre. Bu benim kişisel düşüncem. Çünkü tecrübe ortada, bilgi ortada, birikim ortada. Devlet yönetimi de arkadaşlar bilgi ve birikim ister. Tecrübe ister. Dolayısıyla bizim genel başkanımızda çok şükür bunların hepsi fazlasıyla var. Bu kapsamda arkadaşlar biz şuna inanıyoruz. Türkiye'nin Deva Partisi kadrolarına ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanımızın Ali Babacan'ın liderliğinde eminiz ki ilk seçimlerde, bakın ilk seçimlerde biz bu ülkenin yönetiminde olacağız. Sayın Genel Başkanımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'de çok güzel işlere imza atacak. Sayın Genel Başkanımız ve arkadaşları bugüne kadar çok güzel bir hikaye yazdılar kendi bulunduğu alanlarda. Ama şunu net olarak söylüyoruz arkadaşlar. Daha en güzel hikayemizi yazmadık. En güzel hikayemizi iktidara geldiğimiz zaman yazacağız. Çünkü bundan önceki tecrübe kısmıydı. Ama bundan sonra en güzel hikayemizi iktidara geldiğimiz zamanda yazacağız. Hem de öyle bir hikaye yazacağız ki arkadaşlar bakın bizim partimizin ismi Demokrasi ve Atılım. İlk önce Türkiye'de demokratik ortamı sağlayacağız. Sonra Türkiye'yi hak ettiği çağdaş yaşam seviyesinin de üstüne çıkaracağız. Şu anda Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisindeydi. Geçen hafta bir makale okudum. MSCI endeksi eksi Türkiye yazıyor. Ne demek biliyor musunuz? Bizi gelişmekte olan ülkeden de çıkarmışlar. Ya olabilecek iş mi ya? Bizi gelişmekte olan ülkeler kategorisinden de çıkarmışlar. Ama arkadaşlar işte merak etmeyin. Aydınlığın en yakın olduğu zaman karanlığın en zirve olduğu zamandır. Şu anda karanlık zirvede. O zaman aydınlığı bekleyin, Deva Partisi'ni bekleyin. Ve bugün burada Yüreğir ilçemizin
kurucu ilçe delegeleri var. Yüreğir ilçemizi kuran ve bugün oy kullanacak arkadaşlarımız var burada. Ben ilk önce bu arkadaşlarıma bize yol arkadaşlığı yaptığı için şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de Türkiye siyasetinin bu zor gününde ben Deva Partisi'ne nefes olacağım, ses olacağım, Deva Partisi'ni Yüreğir'de şahlandıracağım diyen yol arkadaşlarıma, başta Hamza Milli Başkanım olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize ve ilçe delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, şu anda tarihi bir görevi üstleniyorsunuz, onu söyleyeyim. Şu anda tarihi bir görevdesiniz. Şimdi yarın biz iktidara geldiğimiz zaman inanın Türkiye'de çok güzel şeyler olacak. Türkiye bir daha geri gelmemek üzere sistem kurup çok güzel yerlere gelecek. Kalkınmanın, büyümenin, gelişmenin, insanca yaşamanın, kardeşçe yaşamanın hikayesini yazacağız. Arkadaşlar, bugünkü delege kartlarınızı iyi saklayın. Bakın, bugünkü delege kartlarınızı iyi saklayın. Beni dinleyin. Gün gelecek, o delege kartlarınızla övüneceksiniz. Diyeceksiniz ki, çocuklarınıza, torunlarınıza, hani şu anda bu güzel hizmetleri yapan Genel Başkanımız Ali Babacan var ya, Deva Partisi var ya, ben o Deva Partisi'nin Yüreğir ilçe kurucu delegesiyim diyeceksiniz. Tekrar söylüyorum, bu delege kartlarınızı iyi saklayın arkadaşlar. O bir tarihin, yeni hikayenin başlangıcıdır. Yeni hikayenin temelidir ve ileride bizler için övünç kaynağı olacaktır. İnşallah bugünkü kongre ile birlikte Deva Partisi Yüreğir'de yeni bir ivmelenmenin, yeni bir büyümenin ateşini yakacak. Bugün bu coşkulu salondan, bu kalabalık salondan onu görüyoruz. Bu kapsamda kongremiz sonucunda kıymetli delegelerimizin takdiriyle seçilecek olan ilçe başkanımız Hamza Milli olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri arkadaşımıza yeni dönemde başarılar diliyorum. Kıymetli misafirlerimize bugünkü kongremizi onurlandırdıkları için teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.